Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Efendim, Ramazan-ı Şerif'in neredeyse ortasına yaklaşmış olduğumuz şu güzel akşamdan bizleri dinleyen, takip eden, sesimizin, sözümüzün, görüntümüzün ulaştığı herkese en kalbi muhabbetlerimizi ve selamlarımızı arz ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki konuğumuz ilçe müftümüz Sayın Mustafa Korkmaz Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sefa bulduk efendim, sağ olun. Efendim, özellikle sohbetimize başlarken malumunuz olduğu üzere şu anda Mehmetçiğimiz Kuzey Irak'ta harekat halinde. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatında bizim canımız, cananımız, güvenliğimiz, egemenliğimiz, huzurumuz, barışımız için dişini şu anda siper eden, göğsünü siper eden, Allah muhafaza eylesin inşallah. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, gözlerine yaş değdirmesin diye dua edelim. Allah muhafaza eylesin, muvaffak eylesin, dualarımız ve temennilerimizle başlamak istiyoruz. Memleketimizin egemenliği için yurt içinde ve yurt dışında görev yapan, özellikle bu salgın sürecinde canla başla mücadele eden emniyet güçlerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün aşağıdan yukarı kadar unsurlarını, her kademede görev yapanlarını en derin muhabbetle selamlayarak sözümüze başlayalım inşallah. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki sohbetimizin konusu emri bil maruf ve nehi anil münker. Bir anlamda iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma babında olacak. Sevgili hocama hemen bir girizgah anlamında şu suali sorarak mevzuyu açmaya başlayalım inşallah. Hocam, emri bil maruf ve nehyi anil münkerden ne anlamamız lazım? Neyi ifade ediyor? Bu konuyla sohbetimizi açalım inşallah. Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Evet, değerli hocam, sizlerin de ifade ettiği üzere Ramazan'ın artık yarısına doğru geliyoruz. Hani ilk yaptığımız programı da zikretmiştik ya, orucun farz kılındığını belirten ayet-i kerimede Allah-u Teala sakın bu sizin gözünüzü korkutmasın. Eyyâmen ma'dûtet. Sayılı günlerdir gelir geçer diye Rabbimiz bizlere buyuruyordu. İşte bu ifadenin bir tecellisi olarak artık günlerin yarısına, Ramazan'ın günlerin yarısına geldik. Rabbim bu zamana kadar huzur içerisinde Ramazan ayını geçirmeyi nasip ettiği gibi bundan sonra da bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Amin inşallah. İkinci olarak yine sizlerin ifade ettiği üzere bugün terör olaylarına karşı bir tedbir olarak askerimiz malum bir saldırıda, bir harekat halinde. Rabbim onlara yar ve yardımcısı olsun. Amin inşallah. İnşallah sizlerin ifade ettiği üzere ayaklarına taş değdirmesin. Her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun. Amin. Sağ salim görevlerini yaparak ailelerine dönmeyi Rabbim kendilerine nasip eylesin. Amin ve inşallah. Dolayısıyla bütün askerlerimize Rabbim inşallah sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin diyoruz. Amin. Değerli hocam, emri bil maruf nehi anil münker diye ifade ettiğimiz husus esasında Türkçe ifadesiyle insanlara iyiliği tavsiye etme, iyiliği onlara öğretme, anlatma ve aynı zamanda yasak olan, haram olan, yanlış olan şeylerden de münkerat diye ifade ettiğimiz şeylerden de onları uzak tutmadır. Tabii bu öncelikli olarak peygamberlerin bir görevi olmakla birlikte artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak peygamberlik kapısını kapattığı için bu görev sona ermemiştir. Yine peygamberimizden sonra da bunu yapacak kişiler elbette olması gerekir. Bu toplumun huzuru için, toplumda kötülüklerin engellenmesi için,
iyiliklerin yayılması için gerekli olan bir vazifedir. Hatta eyvallah, alimlerimiz bunun farz olduğunu ifade ederler. Ama farz olduğu konusunda ittifak olmakla birlikte farz-ı ayın mı, farz-ı kifaye mi olduğu konusunda değişik görüşler vardır. Ama genelde kabul gören görüş ise farz-ı kifaye olduğu noktasındadır. Şimdi bunu biraz açacak olursak, burada emretmek anlamında kullanılsa bir tavsiye niteliğindedir esasında. Anlatmak demektir. Zorla, yani kişilere yaptırmaktan öte, iyiliği onlara anlatarak, kabul ettirerek, isteyerek, gönüllü olarak yapmalarını sağlamaktır. Maruf ise kelime manasıyla, maruf Arapça bir kelime olmakla bilinen şey demektir. Evet. Fakat terim olarak baktığımız zaman aklın ve dinin iyi olarak nitelendirdiği, iyi ve doğru olarak kabul edilen inanç, düşünce ve davranışlar olarak da ifade edilebilir. Ve yine örf dediğimiz herhalde bu. Evet, örf de buradan geliyor aynı zamanda. Bir de yapanın güzel, iyi ve doğru olduğunu bildiği veya güzel, iyi ve doğruya delalet ettiğini bildiği bütün fiiller maruf olarak da ifade edilmiştir ki Seyyid Şerif Cürcani Tarifat diye bir eseri vardır ki o daha çok sözlük alanında bilinen bir alimdir ve tarifatında şöyle tarif eder marufu: dinde iyi ve güzel bulunan her şey. Eyvallah. Dinde iyi ve güzel bulunan her şey. Ve yine Ragıp Elif İsfahani ise müfredatında akıl ve dinin iyi olarak nitelendirdiği bütün fiiller maruftur der. Şimdi bir de bunun zıttı var. Münker diye ifade edilen şeyler. Bu da şöyle tarif edilmektedir: marufun zıttı olarak dinin kötü gördüğü, yasaklanan, haram kılınan, çirkin bulunup yadırganan her şeyde yine münkerat olarak, münker olarak ifade edilmektedir ve tarif edilmektedir. Yine münkerle ilgili olarak da az önce zikrettiğimiz Seyyid Şerif Cürcani, Allah'ın rızasının bulunmadığı söz ve fiiller olarak, Ragıp Elif İsfahani ise akıl ve dinin benimsemeyip yadırgadığı, bak bu çok önemli, akıl ve dinin benimsemeyip yadırgadığı ve çirkin bulduğu şeyler münkerattır der. Günümüz Cumhuriyet yılların ilk alimlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır hocamız da bu marufu ve münkeratı şöyle tarif ediyor: İslam'ın gereği olan Allah'a itaat ve ibadet maruftur. İslam'ın gereğine aykırı olan Allah'a isyan ve günahı da münkerat olarak bizlere tanıtır. Dolayısıyla değerli hocam, iyiliği emir derken başta Allah'ın bize yapmamızı emrettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şeylerdir. Ve aynı zamanda akla uygun olan şeylerdir. Toplumun faydasına, yararına olan şeylerdir. Münkerat ise bunun tam zıttı. Allah'ın yine bize olan zararından dolayı yasakladığı, haram kıldığı şeylerdir başta. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bize sakındırdığı, yapmayın dediği, kendisinde hayatında yapmadığı ve akla mantığa uymayan, yapıldığı zaman topluma, ferde zararı olan, hoş karşılanmayan şeyler de münkerattır. Dolayısıyla bunu hayatımızda elbette her anında bilmemiz ve buna göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekir. Yaparsak biz faydalanırız, toplum faydalanır. Yapmaz isek bunun zararı yine fertler başta olmak üzere genelde topluma olur. Dolayısıyla az önce ifade ettiğimiz üzere bu bir peygamber görevidir. Eyvallah. İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin yaptığı iş budur. İslam'ı, Allah'ın dinini tebliğ etme esnasında ve aynı zamanda yine ulemanın ittifakıyla bu Kur'an, sünnet ve icma ile sabit olan bir husustur ki inşallah az sonra bununla ilgili ayetleri, hadisleri inşallah zikretmeye çalışacağız. Sayın hocam, Ahzab suresi 72. ayet malumunuz, çok meşhur, ezbere bildiğimiz "İnna aradnel emanete alessemavati." Rabbim buyuruyor ki biz emaneti
bunu sorumluluk olarak telakki etmek daha da herhalde veya doğru itaat, olur. Taat olarak da bakılabilir bazı müfessirler tarafından. Göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar sorumluluğun ağırlığından kaçındılar. Evet. Ve hamelehel insan. Bunu insan yüklendi. Ama akabinde ayetin bitmesi çok ilginç. Zalümen cehula. İnnehu kâne zalümen cehula falan. İnsan zalim ve cahil bir varlıktır olarak ayet-i kerime bize ifade buyururken sorumluluğunu yerine getirememediğinden bahsediyor sanki ayet-i kerime. Bununla bağlantılı olarak da farklı ayet-i kerimelerde inananların özelliklerinden bahsederken Rabbim iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar şeklindeki birbirini tekit eden birçok ayet-i kerime bizim karşımıza geliyor. İslam'ın bu konudaki yaklaşımı genel anlamda nedir dersek buna verilebilecek cevabımız nasıl olur efendim? Tabii az önce dedik ya, bu Kur'an'la, sünnetle ve icma'la kabul edilmiş, ittifakla kabul edilmiş bir husustur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala sizin de ifade ettiğiniz ayetlerde ve diğer başka bazı ayetlerde bunu bize emrediyor. Yani mesela şimdi şu ayet-i kerime çok dikkat çekicidir ki Estaizu billah vel tekum minkum ummetun, sizden bir topluluk olsun. Nasıl? Yed'une ilel hayri, hayra çağıran, davet eden, hayrı anlatan güzellikleri ve ye'murune bil ma'rufi, ve elbette iyiliğe, güzelliğe emreden ve yenhevne anil münkeri, ve aynı zamanda o münkerattan da sakındıran bir topluluk, bir grup olsun diye bize bunu emrediyor. Ve ulaike humul muflihun, işte bu görevi yapanlar ancak gerçek manada kurtuluşa ermişlerdir buyuruyor. Şimdi bu ayetin açıklamasında, tefsirinde baktığımız zaman olsun sözünün bir emir olarak kabul etmiş bazı alimler. Evet. Ve dolayısıyla işte bu emri bil maruf nehi anil münker de ifade ettiğimiz iyiliği insanlara tavsiye, kötülükten sakındırmanın farz olduğunu ve farz-ı kifaye olduğunu burada öğreniyoruz ki Gazali İhyası'nda bunu ifade etmektedir. Ve yine bir başka ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bizlere diyor ki ve teavenu alel birri ve takve. Sizler yaşar iken birbirinize karşı iyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Birbirinize iyi işler yapma konusunda yardımcı olun. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. Aman ha, günaha girme konusunda, Allah'ın haram kıldığı düşmanlık ve günah konusunda da birbirinize yardım etmeyin diye yine bir manada bu hususu bizlere emretmektedir. Yardımlaşmak İyiliğe teşviktir. Eyvallah. İyilik yolunu kolaylaştırmaktır. Kötülük yolunu kapatmak ve imkan ölçüsünde insanları kötülükten alıkoymaktır. Şimdi ve bununla ilgili yine Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette şöyle buyuruyor. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Müminler müminlerin dostudurlar. Ne yaparlar? Ye'murune bil ma'rufi, onlar birbirlerine iyi olan şeyleri tavsiye ederler. Ve yenhevne anil münkeri, Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı işlerden de onların uzak kalması için birbirlerine elbette telkinde bulunurlar diye Allahü Teala bu hususu yine bu şekilde bizlere bildirmektedir. Ve yine az önce dedik ya, Peygamber Efendimizin vefatından sonra artık bu işi kim yapacak? Tabi Allahü Teala peygamberimize şöyle hitap ediyordu. Estaizu billah ve zekkir. Sen müminlere, ümmetine hatırlat. Ve inne zikra, bu hatırlatma, bu tavsiye tenfeul müminin, elbette müminlere fayda verir. Demek ki Peygamber Efendimizin vefatından sonra artık onun bu görevini ulema, ümmet, müminler yerine getirmek durumundadırlar. Dolayısıyla değerli hocam, elbette bu iyiliği emir, kötülüğü nehir Allah'ın bir emri. İkinci olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisine baktığımızda yine bu hususu görmekteyiz ki Peygamberimiz şöyle buyuruyor ki şu zikredeceğim hadis adeta sanki bu günümüzü ifade etmekte. Allah Resulü şöyle buyuruyor.
bu canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, bu biliyorsunuz Allah Resulü'nün önemli bir hususu ifade etme adına yeminle söze başlaması hadislerde çokça rastladığımız bir husus. O da ifade etmek istediği hususun ne kadar önemli olduğunu bizlere bildirir. Şöyle buyuruyor: ya iyiliği teşvik edip kötülüklerden sakındırırsınız. Eyvallah. Ya da Allah size öyle bir ceza gönderir de ona dua edersiniz de o duanıza karşılık vermez. Şimdi hocam, malumunuz yaklaşık bir yıldan beri ikinci Ramazan dünya üzerinde etkili bir hastalık var. Bir artık imtihan sebebi olarak gördüğümüz salgın hastalık var, pandemi diyoruz. Evet. Bu sadece ülkemizi, Müslümanları ilgilendiren bir durum değil. Bütün dünya insanlarını ilgilendiren bir durum. Demek ki öncelikli olarak müminler Peygamberimizin bu hadisinde ifade ettiği bu iyiliği emretme, tavsiye etme, teşvik etme, kötülükten de sakındırma olayını, görevini, vazifesini tam manasıyla yerine getiremedik ki, Peygamberimizin de ifade ettiği üzere diyor, daha sonra Allah size öyle bir ceza verir ki o cezadan kurtulmak adına Allah'a ne kadar da dua etseniz Allah duanızı kabul etmez. Şimdi bir yıldan beri bu durumla karşı karşıyayız. Elbette hepimiz dua ediyoruz. Dua kapısını kapattık mı hocam? Yani? Hayır, estağfurullah. Yani şunu Rabbim demesi, bu konuda bize dua kapısını kapattı mı diye. Yani ha. İfadeyi yanlış söyledim. Tamam, biz dua edeceğiz. Ama belki şu var, yine sonunda inşallah Allah Rahman Rahim'dir diyoruz ya. Rahmetinin aynen gereği bunu belki bizim üzerimizden alacak ama şu var işte... vazifemizi tam manasıyla yapamamanın bir neticesi olarak bize belli bir süre bu sıkıntıyı çektirecek demektir. Onun için ben her zaman şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu yaşadıklarımız bize bir ibret olması lazım. Evet. Bir ders olması lazım. Her bir fert, başta kendim olmak üzere her bir ferdin bundan kendine bir ibret çıkarması lazım. Yani şunu dememiz lazım. Acaba biz nerede yanlış yaptık, evet, da Rabbimiz bizi böyle bir durumla karşı karşıya getirdi. İşte bu hadis-i şerifte de Allah Resulü bu gerçeği bizlere ifade ediyor. Ve yine sahabenin ve ulemanın sözlerine baktığımız zaman Bilal bin Sa'd şöyle der. Kötülük gizli saklı işlenirse, bir haram olan şey, kötü olan şey, bunun zararı sadece o işleyene dokunur. Ama alenen işlenir de haramlar, günahlar, kötülük olan, kötü olarak ifade edilen şeyler aleni olarak işlenir de düzeltilmezse bunun zararını bütün toplum görür. Ki, hocam bir parantez açayım. Buyurun. Özür dileyim gündemle, affınıza sığınarak. Şimdi malumunuz birkaç günden beri televizyon haberleri ve basın kripto para ile ilgili çalkalanıyor. Evet. Yaklaşık 400 bine yaklaşan bir mağdur insandan bahsediliyor. Evet. Bizden çok iyi hatırlarsınız. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanı'na sual yöneltildiğinde caizdir, caiz değildir fetvası verilince bir takım insanlar ayağa kalktılar. Evet. Zaten bu Diyanet bir şey bilmiyor. Zaten bunlar hep böyle yapıyor falan gibilerden. Zannederim tam da bu konuyla alakalı oturdu diye düşünüyorum ben şimdi. Örnek olması açısından doğru. Televizyon ekranlarında bakıyoruz. Herkes feryadı figan ediyor. İntihar eden birileri haberlere geçti. Evet. Mağdur olan insanların sayısı çığ gibi artıyor. İyiliği emretmenin dinlenilmesi ve dinlenilmemesi noktasında. Evet. İnsanların itibar edip etmemesi noktasında. Aynı toplumda, aynı gemide yaşıyorsak. Evet. Demek ki birbirimize kulak vereceğiz burada. Bir tabii sorumluluk söz konusu. Sorumlu olanlar sorumluluğunu yerine getirecekler. Tabii. Başkanlık bu konudaki sorumluluğunu dil ile, yazılı açıklamayla yerine getiriyor tabii ki. Bu minvalden hareket edelim isterseniz. Ordumuz bugün bir kötülük görüldüğünde Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleriyle eliyle düzeltme mesabesinde bir görev icra ediyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bizler veya bir öğretmen veya anne babalar kötülüğü dilleriyle düzeltme cehdi, gayreti içerisindeler. Şuraya gelmek istiyorum Sayın Hocam. Meselenin buğz boyutuna, yani yürekten buğz etme noktasına mı geldik acaba ki dediniz ya siz, yaşadığımız sıkıntılar,
Evet. Hani ona bağlı olarak dedik, acaba bu konuyla ilgili dualarımızı Rabbimiz kabul etmiyor mu? Eksiğimiz, noksanımız evet. nerede diye bir sualle ne cevap verebiliriz acaba? Şimdi günümüzde Sayın Hocam şöyle fark ettiğim önemli bir husus da şu. İnsanımız bazen bilse dahi o an bazı noktalarda nefsine hoş gelmeyen noktalarda karşı çıkabiliyor. Az önce dediğiniz gibi başkanlığımız işte kripto para konusunda caiz değil gibi bir fetva verdiğinde birçok kişi buna karşı çıktı. Ve bunun gibi bunun birçok örneklerini görüyoruz. Yani başkanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve onun müntesipleri olarak bizler esasında hem resmi görevimiz gereği evet. hem de insani olarak bu haram olan Allah'ın yasak kıldığı şeyleri insanlara anlatmakla görevliyiz. Fakat bunu yaptığımız zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi bazen tepki alıyoruz. Hocam örfümüzde de bu var. Evet. Faizin haram olduğu net. Evet. Örfümüzde de çalışmadan para kazanmak. Evet. Alın teri dökmeden evet. kazanmak. Tepki alıyoruz ama maalesef işte buradaki bu tepki gerçekten bazen haksız bir tepki. Niçin? İşte insanların nefsine hoş gelmediği için istediklerini, umduklarını elde edemedikleri zaman biraz da dünyevi bir nazarla baktığımız zaman materyalist bir şekilde hoşumuza gitmeyen bir şeyi duyduğumuzda hemen bir tepki. Bu genelde Eyvallah. Bir alışkanlık haline geldi. Şimdi camilerde sizler bizler işte faizi, kumarı, zinayı ve bunun gibi işte tesettürü, helal haram olan şeyler anlattığımız zaman ben gerçekten üzüldüğüm şu ki şöyle cevaplarla karşılaşabiliyoruz. Siz insanların özgürlüğüne karışmayın. Günah işleme özgürlüğü vardır. Sizi ilgilendirmez şeklinde. Ama bu doğru değil. Şimdi ben günahı, haram olan şeyleri yapmayı şuna benzetiyorum. Düşünün bir kişi bir araçla hızlı gidiyor. Ama 100 metre ileride yol bitmiş olsa, bir uçurum olsa, o uçurumdan Allah korusun oraya düşecek olsa, biz onu engellemememiz mi lazım? Yoksa uyarıp da bak arkadaş sen bu yola devam etme, dur. Çünkü bu yolun devamında, ucunda bir uçurum var. Gidersen bak o uçurumdan aşağı uçarsın, ölürsün. Şimdi evet. günahlara meyletme de böyle görüyorum. Şimdi biz elbette işte o uçuruma giden arabadaki kişiyi uyarmak gibidir. Yoksa ona ya senin günah işleme özgürlüğün var, senin bu yolda gitme özgürlüğün var, istediğin gibi yap diyebilir miyiz? Veyahut da şimdi mesela bir hastalıkla karşı karşıya, bu hastalığa karşı insanları uyarmak elbette bizim bir vazifemizdir. Veyahut da işte hastalık esnasında herhangi bir hastalıkla karşılaştığı zaman kişiyi sağlığına kavuşmak için gerekli yardımı yapmak. Yani kişi diyebilir mi ki siz bana karışmayın, ben istersem hasta olurum, istersem olmam, benim özgürlüğüm var demesi ne kadar akıllıca bir iş değilse, kişilerin günah işleme noktasında da siz bana karışmayın, benim özgürlüğüm var demesi ve bundan bizleri engellemeye çalışması, karışmayın demesi de buna benzer. O yüzden biz kurum olarak da, kurumun müntesipleri olarak resmi bir görevimiz olarak bunu yapmak durumunda yapacağız. İnsanları uyaracağız. Tabii şunu da yapacağız. Bunu yaparken insanları kırmadan, dökmeden, onurlarını, vakarlarını zedelemeden yapmak durumundayız. Hani bir söz var ya, yani kaş yapayım derken göz çıkarmayacağız. Bu bir. İkincisi, elbette bu noktada Allah'ın az önce sizin de ifade ettiğiniz üzere belki bize bir ceza olarak geçici de olsa dualarımızı kabul etmemesi de günahlara karşı olan tepkimizi ortaya koyamamaktandır. Eyvallah. Bununla ilgili olarak Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Men ra'a minkum münkeran. Kim sizden birisi bir kötülük görürse, münker görürse fel yugayyir bi yedih. Onu eliyle düzelsin. Mesela dediniz ki işte sokaklardaki insanları elbette zor durumda bırakan, insanları rahatsız edici durumlarda kolluk kuvvetleri engel oluyor. Elle bu kötülüğü engelleme adına. Ama herkes bunu yapabilir mi? Bu devletin işi bir anlamda. Tabii. Sonra
Fe illem yestati, eğer buna gücünüz yetmezse fe bilisani, dille. Bunu kim yapacak? İşte kürsülerde bizler yapacağız. Okulda öğretmenler yapacak. Ve fe illem yestati, buna da gücü yetmezse üçüncü olarak kişinin ne yapması lazım? Kalbiyle bu yapılan yanlışı kabul etmemesi tasvip lazım. Tasvip etmemeli. Onaylamaması lazım. Ve yani aman bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Neme lazım davranmaması. Ve Allah Resulü de bunu ifade ediyor. Allah da bizden ne istiyor? Ey kullarım, kötülükleri elinizle engelleyeceksiniz. Buna gücünüz yetmiyorsa dille anlatarak engelleyeceksiniz. Bunu da yapamıyorsanız artık en son nokta, o kötülüğe karşı kalbinizde bir buğz olsun ki onaylamayın. Bunun olur, günümüz şartlarında normaldir, artık modern çağda yaşıyoruz gibi kendimizi kandırıcı sözlerden uzak durarak en azından ya Rabbi ben buna karşı elimle dilimle engel olamadım ama bunun da yapılmasını, bu kötülüğün toplumda yayılmasını hiçbir zaman normal karşılamıyorum, buna buğz ediyorum, onaylamıyorum diyerek içimizden en azından kalbi bir karşı duruma sergilememiz lazım. Yoksa hani hiç oralı olmazsak, yani toplumda işte değişik iletişim araçlarıyla özellikle bu yapılan yanlışlar çok çabuk yayılabiliyor. Hani nasıl günümüzde bu virüs çok çabuk yayılıyorsa, maalesef iletişim araçlarının çok yaygın olduğu bu dönemde iyilikler de ama kötülükler de aynı hızda yayılabiliyor. Tabii buna engel olma noktasında eğer biz bir şey yapamıyorsak da en son olarak buna buğz etmek diye ifade edilen onaylamama, kabul etmemeyi yerine getirmemiz lazım. Bunu yapamıyorsak ve zelike edaful iman, peygamberimiz diyor ki zaten imanın en düşük noktası da budur. Yani müminim diyen her kişinin bunu yapması lazım. Yoksa eyvallah, normal karşılaması elbette hiç de hoş bir durum değildir. Hocam buralardaki gayretlerimiz, sizin buraya iştirak etmeniz, zamanınızı ayırmanız bir anlamda bu vazifenin ifa edilmesi için de bir vesile herhalde. İnşallah. Zannederim. Sizi bunu anlatırken tabii şu suali size ileteceğim de yöneteceğim. Bu görevin yerine getirilmemesi nasıl bir netice ortaya çıkarır sualinden önce aklıma sizi anlatırken mahalle baskısı kavramı geldi. Evet. Dediniz ya özgürlük falan. Eskiden mahallede herkes birbirini tanır, bilir. Herkesin ırzı, namusu, malı, mülkü, her şey bir anlamda ortak. Ortak ifade ederken tabii ki. Otokontrol denen bir sistem. Değer verilirdi. Evet. Sizin çocuğunuzu ben uygunsuz bir halde gördüğümde ikaz ederdim. Hatta bizim çocukluğumuzda ikide atarlardı bizi. Evet. O zaman eğitim öyleydi. Hiç gidip de ailemize şikayet edemezdik. Falanca beni dövdü çünkü sebebini soracak. Niye? Bir kötülük yapmışım. İşte ben şunu yaptım veyahut da işte anlatırken farklı anlatılırdı falan. Hani dedik ya imanın zayıflığı. O zaman imanımızı bir teraziye koyduğumuzda demek ki bayağı bir imanımızda eksiklik ve noksanlık var bugün. Rabbim arttırmayı nasip eylesin. Evet. Getirilmemesi başka nasıl neticeler ortaya çıkarır hocam? Bu sorumluluğun, bu görevlerin, bu vazifelerin. Bununla ilgili yine Peygamber Efendimiz'e kulak verelim. Allah Resulü bu hususu bizlere az önce de sizin de bir nebze değindiğiniz bir gemi olayıyla anlatıyor. Gerçekten peygamberimizin eğitim metotlarına baktığımız zaman çok dikkat çekici şeylere karşılaşıyoruz. İşte söze bir yeminle başlaması, anlatacağı şeyi muhatapta etkili olabilmesi için örneklerle anlatması, soru cevapla başlaması gibi. Burada da Peygamber Efendimizin bu hususu bir canlı örnekle anlatması, gemideki yaşayan kişileri bize anlatarak anlatması da elbette çok önemlidir. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir gemide, iki katlı bir gemide, oradaki kişiler, geminin içindekiler kura çekiyorlar. Bir kısmı üst katta kalacak, bir kısmı da alt katta kalacak. Ve bu kura sonucunda alt katta kalmak isteyenlerin de tabii ihtiyaçları olacak. Yukarıdan çıkıp su alacaklar. İlk bakışta çok masumane gibi görünen bir fikir akıllarına geliyor. Diyor ki altta kalanlar, biz her defasında yukarı çıkıp yukarıdan aşağıya denize sarkıtarak su almak yerine onları hiç rahatsız etmeyelim. Bak çok masumane. Ve onları rahatsız etmeden, zor durumda bırakmadan biz geminin altından bir delik delelim. Oradan suyu alalım.
ve ihtiyacımızı öyle karşılayalım. Şimdi bu durumda yukarıdakiler şöyle derse çok iyi olur ya, bizi rahatsız etmiş olmazsınız, siz de oradan ihtiyacınızı karşılarsınız dese, şimdi oradaki o geminin alt katından su almak için açılacak delik nedir? Bir nevi bir kötülüktür. Bir tabii, gemiyi batırmaya sebep olacak bir sebeptir. Şimdi bu durumda yukarıdakiler bunu onaylasalar, geminin batacağını düşünmeden, aman bizim keyfimizi bozmayın, bizim rahatımızı bozmayın, bizi rahatsız etmeyin, siz oradan işinizi görün deseler, ne olur sonuç? Yani işte kötülüğü engellememe noktasında o gemi su alır, gemi batar, alttakiler de batar, üsttekiler de batar. Bu noktada ne yapması lazım? İşte yukarıdakiler buna engel olmaları gerekir. Diyecekler ki hayır, siz bunu yapamazsınız. Çünkü aşağıda gemiye bir delik açmak geminin su alması demektir. Geminin su alması demek de aynı zamanda hem alttakilerin, yani sadece o hata yapan kişiler zarar görmeyecek. Yukarıda olan, belki normalde hiçbir suçu yokmuş gibi görünen kişiler de ona engel olmadıkları sürece o geminin batması sonucunda onlar da batacaklar. Dolayısıyla hocam, peygamberimizin bu örnekte anlattığı gibi bizler de ya tamam bize dokunmayın da ne yaparsanız yapın düşüncesi veyahut da arkadaş benim az önce dediğim gibi özgürlüğüme sen karışamazsın, ben yanlış da olsa kendime yapıyorum düşüncesine elbette düşüncesini doğru bulmuyoruz. Ve bizler yine de burada çok önemli bir nokta, bu görevi yerine getirirken dikkat etmemiz gereken bir nokta, tabii o insanları da incitmeden, tabii, onları da zor durumu bırakmadan, onların onurunu zedelemeden, onları tahkir etmeden yapılanın yanlış olduğunu anlatacağız. Bu bir kere bizim öncelikli olarak hem kendi menfaatimize hem de o insanların menfaatine. Ve daha sonra bir de mesela günahı ben şuna benzetirim ki genelde de böyle bir benzetme vardır. Şimdi zehirli bir bal düşünün. Bal tatlıdır. Yenildiği zaman çok güzel tadı vardır. İnsana tat verir. Ama zehirli bal ne olur? Kısa bir süre sonra o insanı isteyerek yiyen o kişiyi öldürür, zehirler. İşte o zehirli balı engellemeye çalışmamız lazım bizim. Günahlar evet, böyledir. Günahlar yine aynı şekilde virüs gibidir. Vücuda bir girdiği zaman o vücudu ne yapar? Helak olmasına sebep, Allah korusun. Bu noktada işte hepimizin, her ne kadar farzdır tamam ama bak farz-ı kifayedir. Bazı insanların yapmasıyla diğerlerin üzerine sakıt olsa da yeri gel biliyorsunuz farz-ı kifayenin özelliği şudur. Eğer toplumda hiç kimse yapmazsa bu işi herkesin üzerine evet, sorumluluk evet, gelir. Dolayısıyla şunu diyemeyiz. Ya hocalar bu işi yapar. Sadece hocaları ilgilendirmiyor. Yeri gelecek hocalar, bak az önce çok güzel örnek verdiniz. Bir kötülüğün engellenmesi adına topluma zararı olduğu için, insanlara zararı olduğu için kolluk kuvvetleri de bunu bizzat elleriyle engelleyecekler. Bazen iş onların vazifesi olur. Bazen hocaların olur. Bazen okuldaki öğretmenin olur. Çünkü düşünün şimdi biz tamam camilerimizden halkımızı anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah başta kendimiz yaşamayı ve bunun neticesinin halk etsin inşallah etkisini vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle. Ama okuldaki öğretmen de bundan mesuldür. Nasıl? Okulda öğrencisi herhangi bir iş, yanlış bir iş yaptığı zaman öğretmen görmezden gelemez. Gelmemeli. Müdüründen öğretmenine kadar ve okuldaki herkes buna elinden geldiğince sorumluluğun olduğunu düşünerek elbette müdahale etmesi lazım. Yoksa öğretmen ya ben tamam 45 dakika dersimi anlatırım çeker giderim düşüncesiyle hareket edemez. Yeri gelir ki siz de hatırlarsınız lise döneminde özellikle bazı öğretmenlerimiz dersi komple bize nasihata ayırırdı. Evet. Yani dersi ne olursa olsun, matematik de olsa, Türkçe de olsa, mesleki derslerden tefsir, hadis, Kur'an ne olursa olsun eğer bir şeyi anlatması gerekiyorsa o dersi tamamen bize ait nasihatlere ayırırdı. Ders bir ders sonra da yapılabilir ama yeri geldiği zaman o yanlışın düzeltilmesi için öğrencilerin elbette uyarılması gerekir. Bunu hem yöneticilerimiz, okul yöneticileri kastediyoruz, hem de öğretmenlerimizin yapması gerekir. Bana ne lazım demesi elbette
vazifesini eksik yapması anlamına gelir. Ve bunun gibi yere gelir, hocam iştah bitmedi. Mesela sanayideki esnaf, şimdi yanında çıraklar çalışıyor, kalfalar çalışıyor. Onun da bir yanlışı gördüğü zaman usta, iş yeri sahibi onu düzeltmek durumundadır. Eyvallah. Bana ne derse o yanlışın ilk zararı Allah görsün, Allah korusun, o işletmedeki insanlara olur, ona olur. Yani böyle durumlarda elbette herkes, toplumdaki konumumuz ne olursa olsun, herkesin bunu elbette bir sorumluluk olarak görmesi, kabul etmesi ve buna müdahale etmesi gerekir. Yapmazsak netice olarak sizin dediğiniz gibi Allah korusun, hepimizin yaşadığı bu gemi batar. Herkes Allah bu Allah gemide olumsuz etkilenir elbette. Bunun için şunu ben son olarak ifade edeyim. Kimse kendisine bir uyarı yapıldığı zaman sen karışma dememesi lazım. Yine toplumumuzda genelde buna karşılaşıyoruz. Mesela işte uyarıldığı zaman sen benim annem misin, babam mısın, bana ne karışırsın? Eğer o uyarıda bulunan kişi herhangi bir art niyeti yoksa, gayet samimi olarak bir kötülüğü engellemek için yapıyorsa ona teşekkür etmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Ya Allah razı olsun, bak beni bir yanlıştan korudun. Bu dünya açısından da bir zararın engellemesi şeklinde olur. Daha da ötesi, elhamdülillah hepimiz inanan insanlar olarak, yaptıklarımızdan mesul olduğumuzu bilen kişiler olarak, ahirette hesap vereceğimize inanan kişiler olarak hesabını veremeyeceğimiz yanlışlardan da uzak durmuş oluruz ki, ve bu elbette tam tersine bize uyarana karşı bir teşekkür borcumuz olduğunu söylemek isterim. Mutlaka. Şimdi Sayın Hocam, yaşadığımız yerde çöplerimizi attığımız konteynerler var. Evet. Evimizde çöpümüz dolmuş, alıyoruz poşeti elimize, geliyoruz ama konteyner de dolmuş. Atsak yere düşecek bizden sonra. Ya da bir kedi köpek asılacak, yolun üzerine gidecek falan. Şimdi ikaz ettiğinizde belediye ne iş yapıyor? Anlayışı mantı. Belediyenin işi yok mu? Şimdi veya işte mahallemizde bir aç insan, açıkta bir insan, yetim, yoksul, yardıma muhtaç bir insan söz konusu. İşte devlet ne iş yapıyor? Devletin kurumları, işte kaymakamlık, valilikler ne iş yapıyor falan gibi yaklaşımlar. Bunlar topu taça atmak. Maalesef. Eğer doğru düşündüğümüzde. Evet. Yani beni ilgilendirmiyor. Ama bir gün aynı duruma kendimizin de düşebileceğini hatırımızdan çıkartmamamız evet. lazım. Malumunuzdur, Osmanlı'nın derler ki tarihçiler, en şaşalı yükseliş dönemlerinde padişah çıkıp giderken mağrur olma padişahım, senden büyük Allah, Allah var diye uyarırlar, evet, uyarırlar evet. ikaz ederlermişti. Padişah da dönüp buna kızmazmıştı. Tabii. Şimdi herhalde emir bil maruf noktasında isabetli bir ifadedir diye düşünüyorum. Çok ama doğru. İş çark tersine döndüğü zaman da padişahım çok yaşa şeklindeki sürekli bir tezahürat, bütün yanlışları, eksikleri ortaya koymama veya o cesareti göstermeme, ya da cesaret olup da menfaatim zedelenir düşüncesinden dolayı ses çıkartmama gibi tavırlar bir devletin yıkılış sürecini hızlandırıyor maalesef. Tabii ki bu noktada Rabbim bizlere inşallah önce kendi nefsimizde, daha sonra çevremizden genişleterek bu halkayı, bu güzel hasreti taşıyabilmeyi nasip etsin hocam. Amin. İnşallah. Vaktimiz... Buyurun hocam lütfen. Siz de tamamlayalım. Şunu hemen ifade edeyim. Lütfen. Özellikle not almıştım. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya isimli eserine baktığım zaman adeta yine günümüzü resmeden şu ifadelerle karşılaştım. İmam Gazali şöyle buyuruyor. İyiliği emredip kötülüğe karşı çıkmak dinin en büyük esası, Allah'ın bütün peygamberlerine yüklediği bir görevdir. Bu görev yapılmayıp onunla ilgili bilgi ve uygulamalar ihmal edilecek olursa peygamberlik işlevi büsbütün sona erer, din işleri çöker, boşluk oluşur, sapkınlık yayılır, cehalet her tarafı kuşatır. Ülkeler harap, kullar helak olur. Allah fakat Allah'ın insanlar helak olduklarını ah vah edecekleri kıyamet gününde bunu fark ederler. Bizim korkumuz da o gündendir. Yani ahiret günündendir diyor.
Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Ne var ki? Şimdilerde bu şimdilerde dediği ve şöyle baktığım zaman Gazali Hazretleri yaşadığı zaman 1058 evet. Yılında doğmuş, 1111'de vefat etmiş. Düşünün kaç asır önce. Ne diyor? Şimdilerde bu esasa ilişkin bilgi ve uygulamaların defteri dürülmüş. Artık bunlar yapılmaz hale gelmiş. Onun gerçek özü de şeklinde çökmüş. Yaratıcının murakabe ettiği kaygısı kalplerden çekilip yerini yaratılana yani insana dalkavukluk doldurmuş. Ve diğer canlılardaki başıboşluk hali gibi insanlar da nefsani arzu ve tutkuların peşine takılmış. Tarih tekerrürden ibaret hocam. Demek. Yani 1100'lü yıllarda anlatıyor. 900 yıl bak, önce 9 asır. Kaç yıl evet. Bir de günümüzde yaşasaydı ne derdi? Aynı sözler geçerlidir evet, hocam. Doğru. Artık kınayanın kınamasını umursamayan samimi müminlerin varlığı yeryüzünde pek nadir hale geldi diye ifade ediyor. İşte gerçekten bu konunun vurgulanması adına çok önemlidir. Bir de son olarak biraz daha günümüzden yakın zamandan merhum İstiklal Marşı şairimiz Akif'ten bir örnekle isterseniz nihayete erdirelim. Şimdi Akif de gerçekten yaşadığı dönemin sosyal olaylarına çok titiz ve dikkatli davranan bir şairdi. İyi yani, bir gözlemci. Evet, iyi bir sosyolog gibi adeta toplumdaki olan biten her şeyi takip ediyordu. Çok iyi bir takipçiydi. Ve dolayısıyla bunu zaman zaman şiirlerini de yansıtıyor. Görüyoruz sadece yani farklı şeylerde değil de yani sosyal olaylarda da şiirlerini görüyoruz. Diyor ki, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım, boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Gerçekten bizim belki yaklaşık yarım saat 40 dakikadan beri konuştuklarımızı en veciz evet. şekilde Akif burada özetlemiş. Allah kendisinden razı olsun, amin. Ruhu şad olsun. Çok önemli. Yani ne melazımcılık sizin dediğiniz gibi bir devletin belki yok olmasına sebep olabilecek çok tehlikeli bir durum. Dediğimiz gibi dini açıdan baktığımızda günahlar, dünya açısına baktığımız zaman kötülükler, toplumu hatta devletleri yok olmasına sebep olacak bir virüs mesabesinde. Şimdi yaşadığımız bu virüse karşı nasıl tedbir alıyorsak ki almak durumundayız Allah korusun. Her gün onlarca yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Allah onlara da rahmetiyle muamele etsin. Amin inşallah. Şimdi kötülükleri de bu şekilde görerek o kötülüklerin toplumdan giderilmesi adına elbette herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Ve ben vatandaşlarımıza da kardeşlerimize de şunu rica ediyorum. Ne olur şunu demeyin. Bize karışmayın. Özgürlüğümüze karışmayın. Biz istediğimizi yapabilelim. Şimdi bu özgürlüğe karışma demek değildir. Az önce bir örnek verdim ya. Uçurumdan düşmek üzere giden bir kişiyi engellemek, onu uyarmak bir insanlık görevi mi? Evet. İnsanlık tabii. görevi. İşte kötülüklere bulaşan, yanlışları yapan, haram diye ifade ettiğimiz hususları işleyen kardeşlerimizi de uyarmak bana göre aynı bir görevdir. Biz bunu yapıyoruz. Yoksa hiç kimsenin ideolojisine, düşüncesine, fikriyatına karışmıyoruz. Ama insan biliyorsunuz zora geldiği zaman der ki niçin beni zamanında uyarmadın? Şimdi uyardığımızda böyle der ama sonra da keşke beni uyarsaydın. İşte Allahü Teala'nın da
Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibeti ve benih diye insanların birbirlerinden kaçışacakları o dehşetli günde biz en azından görevimizi yapmış olmanın rahatlığını ve huzurunu yaşamak için insanları iyiliğe karşı tavsiyelerde bulunarak onlara iyi olan şeyler yapmalarını sağlamak, daha da önemlisi kötülüklerden engellemek durumunda olduğumuzu biz daha belirtmek isterim. Muhterem hocam, ağzınıza, yüreğinize, ayaklarınıza sağlık inşallah. Size sağ olun. Değerli davetliler, başımızı adeta kuma sokarak deve kuşu misali bu dünyada yaşama hakkımız olmadığını bir kez daha önce kendimize, sonra her birimize hatırlatarak efendim Ramazan'ınız hayırlara vesile olsun. İftarlarınız bereketli, haneleriniz huzurlu olsun. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar diliyoruz.